Sayın seyirciler, Rabbin Sevgisi adlı programına hoş geldin diyoruz. Aynı zamanda konuğuma Tamer Bey'e de hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk. Bu programın ismi Rabbin Sevgisi'nin resmi olacak. Tamer Bey, nasıl bu olabilir? Evet, ben de o aynı şekilde şunu merak ediyorum. Biz normalde arkadaşlar arasında burada evet. Biliyoruz ki İki kişi ele aldık. Yonatan ve Davut. Evet. İkisi de arkadaş, dosttular. Evet. Ve birbirine yardım ediyorlardı. Rab onları sevdiği için onlar o sevgiyi kendi dostluğunda, hı-hı, arkadaşlarında iletmiş oluyorlardı, yansıtmış, hı-hı, oluyorlardı. Peki ben şunu merak ediyorum. İnsanlar bu dostluk içinde, arkadaşlık içinde ne kadar bu sevgisini, bu dostluğunu güçlendirebiliyorlar. Hı hı. Nereye kadar onlar gidebiliyorlar? Veya o tarz şeyler, yani benim şu anki sorduğum, araştırdığım konu. Yani sen ne kadar özverili olabilirsin? Ne kadar diğer insan için hayatını, hı hı, riske edebilirsin? Çok iyi bir soru. Yani bazen bazı insanlar için bunu yapabiliyoruz. Size bir örnek vereyim. Hı hı. Büyük bir aile vardı. Anne, baba ve neredeyse 9 tane çocuk. Evet. Gündüz, Alman ailesi. Alman ailesi. Gündüzleri, hı hı, büyük çocuklar okuldaydı ve baba tabii ki işteydi. Tabii. O anda bir yangın çıkıyor evde. Anne büyük çocuklarla beraber, yani o anda evde olan büyük çocuklarla beraber dışarı çıkıyor. Tabii. Ama dışarıda olduğunda birkaç çocuk eksik olduğunu görüyor. Yani anne bir kere yangını yani gündüz oluyor yangın. Aynen. Yangın gündüz olduğu için anne hemen fark ediyor yangın olduğunu. Çocukları çıkarmaya başlıyor. Aynen. Ve çıkarıyor. Evet. Ama bakıyor ki hepsi çıkmamış. Aynen. Birkaç tane eksik var. Hala o dumanların, alevlerin içinde yanan o evin içinde birkaç tane çocuk var. Aynen. Ve ne yapıyor? Orada durmuyor. Yani kendi hayatının riskini alarak o dumanların içine dalıyor, giriyor. Dalıyor. O nefes alamıyor ama, aynen, herhalde nefes alıp böyle giriyor içeri. Aynen. Ve ondan sonra orada nefes almamaya çalışıyor. Çocuğu bulup çıkarıyor. Aynen. Çok zor bir durumdu. Ama o zaman birkaç kez o girmek zorunda kalıyor, evet, muhtemelen. Evet ve şükürler olsun çocukların hepsi kurtuldu. Hepsini kurtarabiliyor. Aynen. Evet, evet. Çünkü yangın arabası itfaiye gelinceye kadar tabii ki ev alevlerin içinde kül oluyor tabii. Aynen. Evet. Ve biliyor musunuz ondan sonra çok zor bir dönem başladı. Çünkü 9 çocukla bir aile nerede kalabiliyordu? Yani, nerede yaşayacak? Değil, aynen, mi? Hiçbir şeyleri kalmamıştı. Bir de Avrupa'da daha soğuk yani, değil mi? Aynen. İklim daha sert. Ama etraftaki komşular bir araya gelip yardımcı olmaya çalıştılar. Birilerini örnek olarak iş yerinin bir tarafını ayırarak onlara bir ev yapmaya çalıştı. Öbürküler mobilya getirdiler, başkaları çocuk oyuncakları, başkaları elbise ve öyle aile bir senenin içinde toparlayabildi. Tabii. Tabii. Demek, evet, ki insanlar birbirine yardım edebiliyorlar. Evet. Sevgileri sadece ben seni seviyorum deyip de, evet, kalmıyor. Evet. Eyleme dönüştürüyorlar. O sizin söylediğiniz gibi komşulardan birisi ne yapıyor? Ofisinin, fabrikanın bir kısmını, bir bölümünü onlara ev yapmaya karar veriyor. Evet. Diğerleri de başka fedakarlıklarda bulunuyorlar. Mobilyayla, evet, elbiseyle, başka şeylerle. Dolayısıyla görüyoruz ki burada bir anne nasıl çocuklarını kurtarabiliyorsa arkadaşlar da, dostlar da, Yonatan örneğin, ne diyebiliriz? Yonatan, Davut peygamberi ne yaptı? Korudu değil mi? Evet, çünkü Saul, yani Yonatan'ın babası, evet, Davut'u kıskanıyordu. O kadar çok, hı-hı, kötü kıskanıyordur ki onu öldürmek bile istemişti. Evet. Ve Yonatan buna karşı çıkarak onu koruyordu. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Sizin şimdi söylediğiniz gibi bir anne, evet, çocuklarını kurtarıyor. Evet. Tamam, anne
anne sevgisi var. Evet. Ondan dolayı çocuklarını kurtarabiliyor. Evet, ve aynen. Hayatını riske atabiliyor. Peki, evet. Yonatan Davut peygamberi kurtarırken oradaki o sevgi nasıl bir sevgi? Nereden geliyor bu sevgi? Evet. Onun için ne diyebiliriz? Evet. O Rab'den gelen bir sevgidir. Değil mi? Çünkü kendisini inkar edip belki kendi hayatını bile tehlikeye atarak Rab, evet. Rabbin sevgisini başkalara göstermeye çalışıyordu. Tabii. Demek ki dostlar, arkadaşlar arasındaki sevgi de yüce Rabbimizden evet. gelen bir sevgi. Aynen. O dostlukluklar ve arkadaşlıklarda da sevgi var. Var. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Yani birisi dostunuz sizi aradı. Hı hı. Siz böyle düşünmezsiniz kafanızda. İyi işte neden aradı vesaire. Tam tersine seviniyorsunuz. Dostunuzla görüşebiliyorsunuz. Dostunuzla zaman geçirebiliyorsunuz. Sohbet evet. edebiliyorsunuz değil mi? Aynen. Ve bu zamanı geçirmek çok önemli olacak. Çünkü görüyoruz zamanları geçirdiğiniz zaman ilişki daha da derinleşiyor. Ama zaman ayırmadığınız zaman ne oluyor? Yavaş yavaş sönüyor. Sönüyor ve uzaklaşıyorsunuz değil Tabii. mi? Tabii. Diyelim ki dostunuza söz verdiniz. Evet. Hafta sonu bir yere gideceğiz. Evet. Örneğin bir, böyle bir örneğin parka gideceğiz veya başka bir yürüyüşe gideceğiz. Ormanda başka bir yerde bir sosyal faaliyete katılacağız. Dosta söz verince sözümüzü tutmak zorunda mıyız mı? Veya nasıl olsa o benim dostum, sözümü tutmasam da olur. Evet. O beni seviyor, katlanır. Aynen. Kutsal kitap diyor ki evetiniz evet ve hayrınız hayır olmalı. Yani söz verdiğiniz zaman Hı-hı. mutlaka yerine getirmeye çalışın. Tabii ki o anda değişik düşünceler kafamızda olabilir. Örnek olarak Hı-hı. uykum geliyor. O kadar çalıştım, gitmesem bir şey olmaz diye. Değil mi? Bir hafta sonu var, şimdi o hafta sonunda dinleneyim. Aynen. Ama Rabbin sevgisi öyle değil. Her şeye katlanır diyor. Yani kendisini inkar ederek öbür insanlara onları göstermek çok önemli olacak. Evet. Dolayısıyla şunu anlıyoruz ki dostlar arasındaki sevgi aslında yüce Rabbimizden gelen bir sevgi evet. olduğu için onlar o sevgiyi yansıtıyorlar kendi aralarındaki ilişkide. Evet. O sevgi yüzünden onların ilişkileri arkadaşlık ve dostluk düzeyine büyüyebiliyor. Aynen. Ve gelişebiliyor. Aynen. Peki sevgi olunca bu sevginin birisi biliyoruz ki Yonatan ölmüştü. Evet. Ölünce ne oluyor? Bunu da dile getirelim. Hı hı. Dostluklar bitiyor mu? Hayır. Verdiğimiz sözleri artık bitti. Nasıl olsa Hayır. öldü artık. Ne söz Hayır. yani? Söz ortadan kaldırabilir miyiz sözü? Hayır, öyle bir durum yok. Görüyoruz ki Yonatan ölümden sonra bile Davut sözünü hatırlıyordu değil mi? Hı, ve aynı zamanda nasıl yerine getireceğini düşünüyordu. Yani Yonatan'ın ailesini beklemeden hı hı. kendisi harekete geçti. Nasıl yardımcı olabilirim? Hı hı. Yani biz bazen tamam insanlar hayatımızdan kayboldu diye hı hı. şükür ediyoruz. Diyor ki ya, tamam olay burada bitiyor. Artık sözümü yerine getirmemem gerekiyor. Evet siz örneğin bir kişiye söz vermiştiniz ev bulması için. Evet. Aramadı tamam o bitti ne güzel. Tamam aynen ama o yanlış oluyor. Evet. Yani Rab öyle yapmıyor ve yazıları okuduğumuz zaman Davut'un içinde öyle bir sevgi vardı ki insanlarla beraber bunu paylaşmak istiyordu. Tabii. Ve hatta şöyle diyebiliriz Davut'un sevgisi merhamet dolu bir sevgiydi. Evet. O iyilik yapmak istiyordu. O onlara nasıl yardımım dokunabilir diye soruyordu kendisine. Tabii bu sadece ondan kaynaklanmıyor. Hayır. Çünkü onun inandığı Allah yaratıcımız, Rabbimiz o bizi çok seviyor. Evet. Böyle olunca biliyoruz ki Rabbimiz bizi kurtarmak için ilk adımı yaptı. Daha biz günahkarken, daha biz onu tanımıyorken, onu, evet. ona yaklaşmıyorken o bizi karşı ilk adımını yaptı. Evet. Örnek veriyorum İbrahim peygamberi. Hı hı. İlk adımı yapan Yüce Rab. O ona seslendi. Çık oradan dedi. Gel dedi. Evet. Vesaire. Dolayısıyla Rab ilk adımı yapıyor ve böylece görüyoruz ki Davut peygamberin hayatında da o da o merhamet dolu sevgisiyle
Yonatan'ı seviyor. Dolayısıyla onun sevgisinin kaynağı Yüce Rabbin sevgisidir. Evet, yani içimizden aslında gelmeyen bir sevgi. Çünkü bizim insanların sevgisi çok bencil oluyor. Tabii. O zaman şu soruyu sormak istiyorum. Bence çok önemli bir soru. Biz insanlar olarak Yüce Rabbinin, Yaratıcının, o kutsal Tanrımızın sevgisi, bizi sevdiğini nasıl anlayabiliriz? Bir göstergesi var mı? Bir şey diyebilir miyiz? 2000 yıl önce bir şeyler oldu. Aynen, aynen. Çünkü biz günahkarken Mesih bizim için öldü. Evet. Yani insanlar ve Rabbin arasında çok büyük bir uçurum vardı. Tabii kutsal yaratıcı ve günahkar insan. Aynen. Kutsal yaratıcıya günahkar insan yaklaşamaz. Aynen. Kutsal yaratıcı günahkar insana o da yaklaşamaz. Evet. Çünkü kendisi günahla hiçbir şekilde bir işi olmaz. O kutsal, o günahsız ve o Rablerin Rabbi yaratıcıdır. Aynen. Biz ise günahkarız. Dolayısıyla günahın bedeli ölüm, ücreti ölüm. Dolayısıyla ben zaten yaklaşamam. Ancak bedelimi yaptığım işlemin bedeli ödemem gerekiyor. O da ölüm, kesin ölüm. Evet. Bizim ölümümüz için İsa Mesih öldü. Evet. Yani baktığımız zaman o bizim için bir köprü olarak duruyor. Yani onun sayesinde biz yaşayabiliyoruz ve aynı zamanda sonsuz bir yaşama kavuşabiliyoruz. Tabii o zaman şöyle düşünelim. Davut peygamber Rabbin sevgisini nasıl etkilendi? Evet. Yani biliyoruz ki o Allah'ın adamıydı. Bir peygamber sonuçta. Davut peygamber. O, onun sevgisi Rabbin sevgisinden onun karakteri, onun yaptıkları nasıl etkilendi örneğin? Öyle bir soru sorabiliriz. Ve tabii ki bunu Davut'un Yonatan'a sevip sevmediğini onun yaptıklarından öğrenebiliriz, değil mi? Evet, aynen. Aynen de biliyor musunuz aslında eski padişahlara baksak, krallara baksak birisi padişah olduğu zaman rekabet olduğu kişilerin ailesini öldürüyordu. Bu çok önemli bir konu ama Davut tam tersini yapıyor. Yani merhamet dolu ve dürüst bir şekilde sözünü yere getiriyor. Tabii. Yani oradaki oğlanın, yani Yonatan'ın oğlanı Mefiboşet'i yanına alıp sonuna kadar kendi yanında doyuruyordu. Ona dikkat ediyordu. Tabii. Ve sevgisini, Rabbin sevgisini ona göstermeye çalışıyordu. Tabii. Dolayısıyla görüyoruz ki tam tersine gelenekler ve kuralları Davut hiçe saydı. Aynen. Hiç kimseyi, Saul'un ailesine hiç kimseyi öldürmeye kalkışmadı. Tam tersine onları korudu, öğrenmeye çalıştı ki hayatta kalan birileri var mı? Onlara yardım etmeye çalıştı. Demek ki Davut peygamber o dönemin geleneklerini uygulamadı. Aynen. Kimseyi öldürmeye kalkışmadı. Saul öldükten sonra onun ailesinden tam tersine o onlara destek çıktı. Sevgi ve merhamet gösterdi. Aynen, çok teşekkürler. Sayın seyirciler, kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.